Şu anda hiç problem değil. Sizi tedirgin edecek 14 korkunç Bu video listede kaydı. göstereceğim videoları. Bak bunu da izleyebiliriz bu arada. Hatta buna biraz bir tane de Türk videosu izleyelim ya dur. İzleyelim ya. Korkmadan izleyeceğinizi düşünüyorsanız. Evet bak gerçek alfa videosu sanırım bu. Hadi bakalım. Sizi tedirgin edecek 14 korkunç video kaydı neymiş? Tedirgin olacak mıyız, olmayacak mıyız? Açıkçası yanılıyorsun. 10 üzerinden kaç tedirgin olacağız? Bakalım kim haklı. Hadi Şimdi bakalım. videolara geçelim. Geçelim. 14. Bu adam arabasının klimasının hatalı çalıştığını düşünerek kenara Evet. çekti ve kapıyı açtı. İç Evet. taraftan arabanın altını incelemeye başladı. Fakat klimayı bozuyor. Bir şey söyleyeceğim. Elindeki yılan mı adamın? Adamın elindeki yılansa öyle bir olay yaşamış olsaydım muhtemelen kalp krizinden direkt olarak ölürdüm. İnanılmaz bir yılan fobim Olan var. şey herhangi bir arıza değildi. Klimanın olduğu yere büyük bir yılan girdi. Allah belanı. Oo. Girmişti ve onu oradan çıkarmanın tek yolu yılanı tutarak çekmekti. Adam Bunu geçebilir miyim? neredeyse 2 dakika boyunca yılanı oradan çıkarmaya çalışıyor. Yılanın Of. dışarı çıktıktan sonra pek hareket etmediğini düşünürsek, yılan da orada olmaktan mutlu değildi ve oldukça yorulmuştu. Bir gün arabanız bozulursa ve herhangi bir arıza olduğunu düşünmüyorsanız, bence arabanın alt tarafını iyice kontrol edin. Çok ciddiyim. Bundan sonra arabanın alttaki torpido kapağını bile açamayabilirim. Sonuçta böyle bir yılanla karşılaşabilirsin. Bak chat'teki güzel insanları görüyorsunuz değil mi? Geç neofobilere saygım var yazmış. Bu hayır yazanların hepsi şerefsiz. Hepsi ölmemi istiyor arasını satayım canlı yayında. Oğlum benden nefret ediyorsanız niye canlı yayına geliyorsunuz onu da anlamıyorum ki. 13 numaraya Çok geçmeden fena önce, yılan fobim eğer video var. hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir korkunç bir yer keşfetti. Hadi Ormanın bakalım. orta kısımlarında yerde tahtalarla kapatılmış hendek tarzı bir yer vardı. Ana. Oradan tuhaf sesler duyan YouTuber elinde kamerasıyla oraya. Tamam, YouTuber'sa kurgudur bu. Yani herhangi bir YouTuber'ın yaptığı bir şeye inanmadığım için özellikle korku videosuysa söz konusu kesin kurgudur. Doğru gidiyor. Bu YouTuber dedi beni ürperdici kaybetti şeyle karşı orada. karşıya geliyor. Bu Ya, şey bir kurgu. insana da pek benzemiyordu. Aa Özellikle kurgu. gözlerine Geç dikkatli bir geç geç şekilde geç. bakarsanız bunu daha net anlayabileceksiniz. Onun bir uzaylı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer gerçekten bu video kurgu değilse adam yeni bir tür hayvan keşfetmiş olabilir. Net kurgu. Veya o kadar da masum olmayan başka bir şeyle de karşılaşmış olabilir. Sizce bunlardan hangisiydi? Kurgu. Şimdi izleyeceğiniz videoyu anlatmasam sadece görüntüye bakarak anlayamayabilirsiniz. Flair Hadi adlı bir bakalım. YouTuber ve arkadaşı. Aa yine mi YouTuber? Yine mi YouTuber? Balığa çıktılar. Fakat gökyüzü gittikçe kararmaya, yağmur yağmaya ve şimşekler çakmaya başladı. Çok normal değil mi? Kış ayındalar çünkü muhtemelen çünkü üzerlerinde mont var. Ama YouTuber buna rağmen gölde balık tutma keyfini sürdürdü. Tamam. Ta ki ürpertici Benim kuzenlerim kışın denize giriyor. bir olay yaşanana kadar. Doğa bu balık tutmaya izin vermiyor gibi. Kameraya tam olarak yansımasa da tam oltanın olduğu yere yıldırım düşüyor. İki arkadaş da korkmuşlardı. Birisi suya giriyor ve tekneyi kıyıya bağlamaya çalışıyor. Bence o hava koşullarında suya girmek oldukça tehlikeliydi. Bu videoyu Evet. YouTube'da yayınlayabildiklerine göre başlarına herhangi bir şey gelmemişti. Ya kanka 14 korkunç video kaydı diyorsun. Bunun neresi korkunç? Kış ayındalar. Balık tutmaya çıkıyorlar. Hava kararıyor. Yağmur yağmaya başlıyor. Ama onlar devam ediyorlar balık tutmaya. Ve o anda da bulundukları ağacın oraya yıldırım düşüyor. Bunun neresi korkunç? Neresi gizemli? Bunu beğenmedim. Durumları da iyiydi. Sizce bu iki arkadaşın yaptığı şey aptallık mıydı? Yani tartışılır. Bu YouTuber
Yine mi YouTuber? Suratıma sağlam bir yumruk yemek istiyorum. Bana vurur musunuz dostlar? Paranormal yerleri araştırmak üzere Hindistan'da terk edilmiş bir yere gidiyor. Hindistan'da her yer terk edilmiş. Video 6 dakika 30 saniye sürüyor ancak videonun bir yerinde birkaç... Pardon, karıştırdım. Hindistan'da bir yer nasıl terk edilmiş olabiliyor ya? 1,5 milyar nüfusu var. Her yerde mutlaka 1-2 tane insan vardır Hindistan'da. Saniyeliğine hayalet benzeri bir gölge görünüyor. Ancak dikkatli bakarsanız birisi... No Prospect Hint versiyonu. Tam gölge oluştuğu esnada ışığın önünden geçiyor. Yani bu şey bir hayalet değil, sadece o adamın gölgesi olabilir. Fakat dışarı çıktıklarında ve ışığı pencerelere tuttuklarında içeride tuhaf bir silüet görünüyor. Işığı diğer pencereye tuttuklarında da aynı şey oluyor. Bu şey bir cin, hayalet, musallat olmuş başka bir şey olabilir. Yağma. Fakat bu video kurguysa pencerede görünen şey sadece kostüm giymiş bir insan da olabilir. Evet, muhtemelen öyle çünkü YouTube videosu. Siz de gördünüz. Bu şey bu saydıklarımdan hangisiydi? Bu videodaki ürperti veren şey... Tamam, YouTuber değil. Bir gölge veya silüet değil. Bu videoda kameraya yakalanan şey uçan bir kıyafet. Kıyafeti takip ediyorlar ancak hiçbir şey göremiyorlar. Onlar o anda fark edemeselerdi, videonun 13. saniyesinde orada duran birinin kafasını zor da olsa görebilirsiniz. Uçan kıyafet daha önce hiç görmedim de uçan çorap çok gördüm. Buradan bütün çoraplara seslenmek istiyorum. Ya siz nereye kayboluyorsunuz ya? Yani sanki çamaşır makinesinde gizli bir bölme var da çoraplarımı onlar alıyor gibi geliyor veya o gizli bölmeye düşüyorlar çamaşır makinesinde çorap yıkarken. Çorabınızın tekini çok sık kaybediyorsunuz değil mi dostlar? Ben de çok sık kaybediyorum. Nereye gidiyor arkadaş bu çoraplar? Hiçbir fikrim yok. Videoyu durdurup... Acaba çamaşır makinelerinde çorap canavarı gibi bir şey mi var? Ya da toplantı mı yapıyorlar? Biz artık bu pis ayaklara girmek istemiyoruz gibi gibi. Yakından bakabilirsiniz. Sizce bu sıradan bir şey miydi? Evi kırsal kesimde bulunan adam bahçesinde kendisini takip eden bir şey olduğunu düşünüyor ve kamera kaydını başlatıyor. Biraz geçtikten sonra ağaçların içerisinde uzun ve tuhaf görünümlü bir şey çıkıp geliyor. Bu şey ayakları üstüne kalkmış bir ata benzese de. Bu ağzına sıçtığımın videoları da nedense genellikle tost makinesiyle çekilmiş oluyor. Yani bir hayalet görüntüsünü 4K bir şekilde göremedik arkadaş 25 yıldır ya. Kesinlikle bir at veya başka bir hayvan değildi. En azından ben böyle bir hayvanla daha önce karşılaşmadım. Bu şey ışık yansımalarından kaynaklı bir göz yanılması olamaz. Bu kadar tatlık mıydı? Şeyler görünüyordu. Kalçaya benziyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir ceket, belki başka bir şey. Ama göte benziyor. O arabada bir insan yoktu. Farlarını yakıp söndürmeye devam ettiklerinde karşı arabada görünen şey artık bir göttü. Görünmüyordu. Bir göz yanılsaması mı? Veya arabanın içinde biri vardı da Jaren Mala ve arkadaşlarına oyun mu oynuyordu? Sizce bu senaryolardan hangisi gerçek? Evet. Backpacker Tampon adlı bir YouTuber ve arkadaşı Tom Endonezya'da hayalet avına gidiyor. No Prospect Endonezya versiyonu. Eski bir okulu keşfetmek istiyorlar ama oraya gitmek için bazı korkunç ormanlardan geçmek zorundalardı. Hızlı hızlı yollarına devam ederlerken bazı tahtaları eksik, yarım yamalak köprüden de geçmek zorundalardı. Sonunda kendilerini okulda buluyorlar. İlk başta burası çok sıradan gözükse de tuhaflıklar kendilerini göstermeye başlıyorlar. Mesela, kendileri dışında birileri daha varmış gibi bir his kaplıyor içlerini. Yorumlardan biri dışarıdaki kapının etrafında gölge bir kişinin durduğunu söylüyor. Adamın kendi gölgesi olabilir çünkü bu da arkasını dönmüş bu da. Bana sorarsanız bu gölge YouTuber'ın yansımasından başka bir şey değil. Bence de. Tuhaf ama paranormal değil. Tom'un arkasından...
Işıl Işık'ın son videosunu izler misin lütfen Neo? İzleriz tabii kankam. Geldiğini. Ya Şapşik sen bir şey mi rica ediyorsun? Ne düşün? Böyle rica eden dostlarımı kıramıyorum genelde ve direkt istedikleri videoyu açıyorum. Ya. Ama bazıları da şey yazıyor mesela yorumlara falan. Ulan şerefsiz. Ulan ibine ne yo? Ulan göt. Sana 82 yayındır şu videoyu aç diyorum. Niye açmıyorsun lan? Lan senin videolarının namına koyayım. Senin namına koyayım. Bir daha yayınına gelirsen bak burada 8 olsun. Sürekli böyle şeyler yazıyorlar. Ve her yayınıma da geliyor şerefsiz. Dönse de arkasını döndüğünde Tom'un etrafta olmadığını görüyor. Tom! Nereye bakarsa baksın Tom ortalıkta yoktu. Nereye gittiğini merak edip okulda gezmeye başlıyor. Geçelim burada. Nereye bakarsa baksın Tom ortalıkta yoktu. Nereye alan bir de gerçek miydi? Gables, Pennsylvania, Shannerstown. Allah belanı, arkadan garip sesler geliyor. Allah'ım umarım kulağım bozulmuştur. Town'da yer alan bir restorantın adı. Bina yaklaşık 100 yıllıktı. Orada geceleri nöbet bekleyen işçi oranın perili olduğunu iddia ediyordu. Ancak bir türlü kimseye kanıtlayamıyordu. Fakat bir gece yine garip olaylar yaşanınca... Yok. Ben bu videoyu beğenmedim ya. Siz de çok beğenmediniz. Ben de beğenmedim. Güzel bir